Kimya sektörü ilaç, gıda, seramik, metal, tekstil, çimento gibi pek çok alanda faaliyet gösterir. Kimya sektöründe görev yapan mesleklerden biri kimya mühendisliği. Kimya mühendisleri üretim sürecine katılacak olan maddelerin daha kullanışlı olmalarını sağlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kimya mühendisinin çalışma alanına girmez? A. Üretilecek olan kimyasal maddelerin karışım ve bileşim oranlarını uygulama zamanını göstermek. Evet, bu girer. B. Kimyasal madde üretmek için üretim yapan iş yerlerinin işletme raporunu tutmak. Bu teknikerin görevidir. Bu girmez. Bu durumda doğru cevap B şıkkıdır. Diğerlerine de bakalım. C. Kimya sektöründe üretilecek olan yeni ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri. Evet. D. Kimyasal ürünlerin kalite kontrolünü yaparak işletmenin üretim aşamasındaki çalışmalarını verimli hale getirmesini sağlamak. Bu da girer. Zaten diğeri B şıkkı teknikerin görevidir. Doğru cevap B şıkkı. Makine kimya endüstrisi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin çeşitli ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan kurumdur. En önemli faaliyet alanı askeri mühimmat üretimi olsa da sivil alanda da birçok ürünün ilk üretimini gerçekleştiren kurum olmuştur. Ülkemizde kimya endüstrisi alanında çalışmaktadır. MKYE'nin ülkemizle ilgili yaptığı çalışmalar açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Savunma sanayine katkısı büyüktür. Doğru. B. Kimya sektörünün ilk kurulan kuruluşlar arasındadır. Doğru. Çok eskidir. C. Kimya sektörünün gelişimine olan katkısı büyüktür. Evet, doğru. D. Petrol üretiminde çalışmalar yapan bir kuruluş. Petrolle alakası yoktur. Genelde savunma sanayinde işte mühimmat üretir. O yüzden yanlış olan cevap D seçeneği. Bir kimya endüstrisi ürünü olan PET'lerin plastik olarak da bilinir. Doğada kendiliğinden yok olması çok uzun zaman aldığından atık halde kalanlarının çevre ve canlılar üzerinde olumsuz etkileri çok fazladır. Bilim insanları bir bakteri türünün PET maddeleri kullanarak ürettiği enzimlerin PET'lerin doğadaki geri dönüşümünü hızlandırdığını tespit etmiştir. Çalışmalarını derinleştiren bilim insanları bu enzimin verimliliğini arttırmayı başarmıştır. Böylece atık haldeki PET maddelerinin doğada kalış süresinin kısalması hedeflenmektedir. Bu metne göre kimya endüstrisi ile ilgili olarak ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 1. İmal edilen ürünler çevreye zarar verebilir. Plastik, evet doğru. 2. Sektörün neden olduğu olumsuz durumlar için çalışmalar yapılabilmektedir. Evet, bu bakteri ve enzim olayı. 3. Kimya sektörü üretimini çevre dostu olacak şekilde sürdüremez. Az önceki örnekte de sürdürebildiğini gösteriyor. Durumda 1-2-C seçeneği doğrudur. Ülkemizin kimya endüstrisinin 2019 ve 2020 yılları arasında bazı ülkelere yaptığı ihracatın gelirlerine göre oluşturduğu sütun grafiği verilmiştir. Ülkemizin grafikte belirtilen ülkelere 2019 ve 2020 yılları arasında ihracatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İhracatımızın en çok azaldığı ülke İtalya'dır. Bakalım. Irak'ta çok az bir azalma olmuş. Hollanda'da bayağı bir olmuş. Amerika'da artış olmuş. İtalya'da Hollanda'ya göre daha büyük bir sütun kaymış. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği. Diğerlerini kontrol ediyorum. Irak ve ABD'ye olan ihraç artmıştır. Irak'a azalmış, ABD'ye artmış. Yanlış. İhracatımızın arttığı ülke yoktur. Evet, ABD var. D. İhracatımızın azaldığı ülke yoktur. ABD dışında diğer üçü azalmış. Zaten doğru cevabımız A seçeneği. Aşağıda 2011-2019 yılları arasında ülkemizin kimya endüstrisinin dış ticaret verilerinin gösterildiği tablo ve verilere göre çizilen sütun grafikleri verilmiştir. Buna göre belirtilen yıllar arasında ülkemiz kimya sanayisi ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? 1. Yurt dışına sattığımız kimya ürünlerinden kazandığımız tutar, yurt dışından satın aldıklarımıza göre her yıl daha azdır. Yani ihracatımız diyor, ithalatımızdan daha azdır. Baktığımız zaman rakamlara, yılların hepsine bakıyorum. Evet, bu ifade doğrudur. 2. Yurt dışından satın aldığımız kimya ürünlerini ödediğimiz tutar, yurt dışına sattığımıza göre her yıl daha azdır. Yani ithalatımız ihracatımızdan daha azdır diyor. Tam tersi, ithalatımız ihracatımızdan çoktur. Bunu eledik. 3. Kimya ürünlerinin ithalatı bileşiminde bir veya birden fazla bitki besin maddesi içeren ve kimyasal yöntemlerle üretilmiş toprağa ve toprak üstü bölümlere
uygulanabilen kimyasal maddelere yapay gübre denir. Buna göre yapay gübrelerle ilgili çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, içerdiği besin maddesine ve çeşidine göre isimlendirilir. Baktığım zaman azotlu, fosfatlı, potasyumlu, kompoze. Evet öyle gözüküyor. İçerdiği besin maddesine göre isimlendirilmiş. İki, kompoze gübreler ihtiva ettiği maddeler sayesinde diğer 3 çeşit gübrenin işlevini görebilir. Bakalım. Kompoze gübreler azot, fosfat ve potasyum besin maddelerini bir arada bulunduran gübrelerdir. Diğer üçü azot, fosfat ve potasyumluymuş. Bu durumda bu da doğru. 3. Bazı çeşitlerinin üretim aşamalarında kimyasal yöntemlerin yanında fiziksel yöntemler de kullanılır. Potasyuma bakalım. Potasyum ihtiva eden yatak ve kayalardan üretilerek zenginleştirilir ve gübre şekline getirilir. Doğal ürünlerden, hayvan kemiklerinden veya çelik üretim konvektörlerinden elde edilen fosfatlar ince bir şekilde öğütülerek başka bir işlem yapılmadan astik topraklarda kullanılır. Sadece fiziksel yöntemler kullanılarak da yani kimyasalın yanında fiziksel yöntemler de kullanılmış. Burada başka bir işlem yapılmadan sadece ince bir şekilde öğütülü söyleniyor. Bu durumda bu da doğru oluyor. Cevabımız 1-2-3 D seçeneğidir.